gidiyor, ayağını kolun üzerine koydu ve çırp çarp, kolunu kopardı diyor. Yoğun bir kan kaybı yaşıyor. Gözleri yavaş yavaş gidiyor ve yavaş yavaş şehadete doğru yürüyor. O anda bir ses yükseldi diyor. Benim peygamber olduğuma inanıyor musun? Ne dedin diyor? Duymadım. Duymuyorum ki sen ne diyorsun? Kesin bundan bir parça. Ya zafer ya şehadet kazanır. Müslümanlar zor durumda yetişin diye çığlık atar gibi arkadaşlar ben de burada çığlık atıyorum. Hicret Gençlik şu anda misyonerlik çalışmaları yürütenler 33 tane kiliseye sahip çıktı da bizim Müslümanlar bir tane İslam kalesine sahip çıkmadı. Hicret Gençlik buradaki dikilmiş İslam kalesi etrafımızdaki 30 küsür ev tipi kilise misyonerlik çalışmalarına rağmen burada olmak zorundadır. Hicret Gençlik eğer ki buradan kapanır bir yer bulamaz. Herhangi bir maddi veyahut da manevi destek bulamaz. Buralardan giderse vallahi Eskişehirli bütün halk, bütün Müslümanlar bundan mesuldür. Arabanın marşı basmadığı zaman arkadan gitenlere aferin denir. Marş bastığı zaman arkadan gitmeye çalışanlara alay mı ediyorsun denir. Onun için İslam davası burada şu anda Hicret Gençlik olarak tahakkuk ediyor. Bu İslam marşı şu anda basmıyor arkadaşlar. Şu Barlar Sokağı ile Anadolu Üniversitesi arasını birleştirmek gibi adamların bir projesi var. İstiyorlar ki her taraf işkili mekanlar olsun, eğlence merkezleri olsun. İslam namına hiçbir şey olmasın. Kaç defa bunu söyledim, ifade ediyorum. Hala da söylüyorum. Man bin Adi radıyallahu anh'ın çığlık attığı gibi, ey Ensar, Hüneyn'de olduğu gibi olmaz mısınız? Müslümanlar zor durumda. Yetişin diye çığlık atar gibi arkadaşlar ben de burada çığlık atıyorum. Bir sözleşme yapılmış. Hicret Gençlik olarak bu sözleşmenin sonuna gelmişiz. Şubat'ta bu sözleşme bitiyor. Dükkan sahibimiz diyor ki Şubat'a kadar buradan çıkacaksınız. Sohbetlere gitmek istemiyorum bilmem ne. Ya yesinler senin takvanı ya. Bizim burada ne işimiz var o zaman abi? Biz burada neyin mücadelesini veriyoruz? Abi adamlar kendi canlarını ortaya koyuyor. Sen neden bahsediyorsun ya? Şu civar misyonerlik çalışmalarına bırakılmayacak. Ama biz çalışırsak bu dava payidar olacak. Ya Rabbi benim üzerimde bir vebal vardı. Ben bunun farkındaydım. Bütün Müslümanlara Adi radıyallahu anh gibi bu vebali haykırdım. Bu vebali onlara saldım ya Rabbi diyeceğim. Bir sunum hazırladı Kamil abimiz. Burada biz Hicret Gençlik olarak ne yapıyoruz, ne yapacağız? Az önce izlemiş olduğunuz video bir nevi mukaddime oldu. Niye o videoyu açtım? Çünkü burada ben belki hepsini ifade edemem. Sohbet esnasındayken insan bir manevi olarak bir vecde geliyor tabiri caizse. Normalde söyleyemediği şeyleri orada söyleyebiliyor. İfade edemem diye oradan açmış olduk. O şekilde de anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Arkada olan abilerimiz de nasıl takip edecekler bilemiyorum ama bulundukları yerden memnunlarsa sıkıntı yok. Devam edelim. Devam edelim hocam. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Hakkımızda diye. Şu an net mi Kamil abi? Evet. Ayarıyla bir daha tekrardan bir bakabilir miyiz? Tamam. Güzel. Şimdi Hicret Gençlik olarak hakkımızda diye bir başlık attık arkadaşlar. Sunumumuzun birinci sayfası. Hicret Gençlik Derneği olarak biz İslami değerleri ve toplumsal yardımlaşmayı merkeze alarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız hem manevi hem de İslami eğitim olarak gençlere yardımcı olmak. Rabbim daim eylesin. Evet. Salı Arapça dersleri, salı günleri gördüğünüz üzere Arapça dersleri yapıyoruz kıymetli abilerim, değerli hocalarım. Bu Arapça dersi Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik bir ders. Yani Arapça gramer olarak değil de bu sene dedik ki böyle bir konsept yapalım. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen 500 kelimeyi anlatıyoruz. Neticesinde şu anda derse katılım sağlayan abilerimizin ekserisi Kur'an-ı Kerim'de geçen
efendim 80 bin küsür kelimeler arasında 20 bin küsür kelimeyi şu anda anlar vaziyete geldiler. Birkaç ay derse gelerek. Bakın tekrardan ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçen tabi tekerrür eden kelimelerle beraber 20 bin küsür kelimeleri şu anda anlar vaziyete geldiler. Bu sene bitmeden inşallah Kur'an-ı Kerim'in %80'ini anlamayı hedefliyoruz. Salı günü yapmış olduğumuz Arapça dersleri. Haftada bir, yani bir saat, iki saat bir ders yapıyoruz. Bir sene dolmadan Kur'an-ı Kerim'in %80'ini anlamayı hedefliyoruz. Bu çok büyük bir kazanımdır. Yani muazzam bir projedir. Öyle düşünüyorum. Allah'ımız herkese bu usta istifade nasip eylesin. Şöyle bir baktığımızda genel olarak Eskişehir'de yani böyle haftada bir defa, iki defa Arapça dersi yaparak böyle bir hedef koyan daha ben duymadım herhalde. Yani bu da Eskişehirliler olarak sizler için çok büyük bir fırsattır. Buyurun. Evet, manevi ve kültürel geziler. Bunları ara ara yapıyoruz. Daha önce de yapılıyordu. Hatta bu pazar İstanbul Ayasofya Şafak Operasyonu yaptık gençlerle. Sosyal medyalarda paylaştık, görmüşsünüzdür. Sultanahmet Meydanı tekbirlerle inledi diye. Efendim Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'ne götürdük gençleri. Efendim orada Sakız Ağacı Şehitliği'ne götürdük. Sultanahmet Camii'ne, Ayasofya Camii'nde namaz kıldık, dualar ettik. Topkapı Sarayı'nı gezdik, kutsal emanetler. Yani ilk defa İstanbul'a gidenler oldu. İlk defa görenler oldu. Hatta yayınladık. Sosyal medyadan da lütfen takip etmeyenler varsa takip etmeni rica ederim. Şimdi hepsini birden anlatamayacağım yani. Gençler İstanbul hakkında ne düşünüyorlar? Memnun kaldılar mı diye bir video yaptık. O röportajı mutlaka izleyin. Orada arkadaşlar neler diyorlar, neler yani. Buyurun. Evet, pazartesi fıkıh ve ilmihal derslerimiz oluyor. Yani bu da toplumumuz içerisinde çok ihtiyaç hali. İnsanlarımızın ekserisi, bir röportaj yapalım dışarıda mesela. Kaçta kaçı namaz kılıyor? Zaten birazdan istatistikleri göreceğiz hep beraber. Namaz kılanlar arasında Fatiha'yı okumayı bilen veyahut da taharet almasını bilen, abdest almasını bilen, namazı bozanlar nelerdir? İlmihal bilgisi olanlar yani çok düşük derecede. Namaz kılanların ekserisi de maalesef yani çoğusu belki namazları kabul olmayacak derecede, tahareti bilmeyerek, bir takım efendim usul adabı bilmeyerek maalesef toplumumuzun çok ihtiyacı var. Elhamdülillah her pazartesi fıkıh ve ilmihal derslerimiz ve siyer de ekledik buna, derslerimiz devam ediyor. Evet, Filistin yürüyüşleri. Zaten bunu Eskişehir olarak elhamdülillah diri tuttuk. Bir cümleyle bunu izah edeyim isterseniz. Eskişehir'de bir esnaf şunu söylüyor. Biz Eskişehir'i böyle görecek miydik diyor. Yani Filistin yürüyüşleri kalabalık. Elhamdülillah Anadolu Üniversitesi'nin şu görmüş olduğunuz resim. Anadolu Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz Filistin yürüyüşü. Bir de Anadolu Üniversitesi yani. Solcuların tam kalesinin içerisinde yapılan bir yürüyüş. Osman Gazi Üniversitesi'nde yapıldı, efendim Eskişehir merkezinde yapıldı. Hep beraber katıldık zaten. Eskişehirliler bile şaşırıyorlar. Biz bu Eskişehir'i bu halde görecek miydik yani? İstanbul kadar canlanacak mıydı? Müslümanlar uyanıp böyle yekucuk olacak mıydı? Filistin hakkında, davası hakkında bu kadar canlı programlar yapılacak mıydı? Müslümanlar uyanacak mıydı diye şaşırıyorlar yani. Elhamdülillah. Evet. Kudüs Konferansı. Zaten bunu İhsan Şenocuk hocamızla beraber yapmıştık. Elhamdülillah 24-25 tane STK'mız destek vermişti. Allah onlardan da razı olsun. 3000 kişiye yakın katılımlı bir program olmuştu. Elhamdülillah Eskişehir adına yapılan çok büyük bir projeydi. Ama bu programları yaparken kıymetli abiler, şimdi sizler belki katılımcı olarak gözüyle bakıyorsunuz ama biz biraz daha farklı pencereden bakabiliyoruz programları düzenleyen, organize edenler olarak. Eskişehir'de bir ruhsuzluk var. Ben bunu sezdim. Yani harekete geçirecek, canlandıracak, bu İslam ruhunu, o heyecanı, o Akıncı ruhunu kazandıracak birilerine ihtiyaç var. Hadi bakayım deyip böyle milleti arkasına alacak, şöyle STK'ları bir araya getirecek, Müslümanları şöyle coşturacak, ya Kudüs bu, Filistin bu ya, bu bizim davamız, bu başkasının değil diyebilecek, dedirtebilecek insanlara ihtiyacımız var. Elhamdülillah bu da bu manada katılanlar bilirler, çok coşkulu bir atmosfer olmuştu, ambiyans olmuştu. Elhamdülillah bu programı da gerçekleştirdik ve devamı da gelecek inşallah. Gençlik buluşmaları, bunu da farklı yerlerde yapıyoruz. Şu ana kadar Mahmud Efendi Külliye'mizde yaptık. Gençlerle zaten katılanlar biliyorlar. Buluşuyoruz mesela akşamleyin, işte 5 oturum yapıyoruz, 6 oturum yapıyoruz. Her oturuma farklı işte konu koyuyoruz, farklı hocalar geliyorlar. Sempozyum gibi burada konuşma yapıyorlar. Arada işte gençleri biliyorsunuz yani kuru gelin işte muhabbet edelim ayağına hiçbir genci maalesef kazanamıyoruz kıymetli abilerim.
İlla bir çiğ köfte olacak, ne bileyim bir şey olacak, yemeli, içmeli, şöyle heyecanlı, şöyle hakikaten aksiyonlu bir şeyler olacak yani. Medresemizde kalıyor gençler, sabahleyin efendim pazar sohbetini dinledikten, sabah namazını eda ettikten sonra kahvaltıyla beraber gönderiyoruz. Hala şu anda gençler tadı tamağında kalmışlar. Hocam ne zaman yapacağız diye hala soruyorlar bize yani. İnşallah yakın zamanda bunlar devam edecek. Yani bunlarda da çok büyük kazanımlar oldu. Mesela diyelim ki bir gençlik buluşmamızdaki şeyi anlatayım. Şöyle bir durum olmuştu. Anlattık. 5-6 oturumlu hocalarımız geldi. Dava şurunu aşıladı. En son geçtim. Böyle çiğ köfte çay eşliğinde bir muhabbete giriştim. Dedim arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yani bakın anlatılanlar, hakikatler ortada. Biri dedi hocam dedi Eskişehir'in dedi en merkezi o üniversite caddesinde buluşalım dedi bir kafede dedi orada hep beraber 10 kişi 20 kişi 30 kişi 40 kişi artık kaç kişiysek orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi cihat edelim şöyle yürüyüş yapalım böyle falan. Adamlar bir gaza geldi. Ben bile şaştım yani. Ben bile bu kadar yani arkadaşlar ben ne diyeceğim diye bir soracak olsalardı bana ben bu kadar diyemezdim yani. Elhamdülillah çok şuur dersleri oldu. Çok kazanımlar oldu. Arkadaşlar, gençler için söylüyorum, yaşlı abilerimiz içinde de söylüyorum. Genciniz varsa siz varsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında hep gençler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki gençler 9-10 yaşlarından itibaren başlıyor, 35 yaşına kadar. En büyükleri Hazreti Ömer'den Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'lardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 14-15 daha bıyığı daha yeni terlemeye başlamış gençlerle bu İslam davası mücadeledi arkadaşlar. Onun için biz daha 14-15 yaşındaki gençleri adam yerine koymuyoruz. Üniversiteler vesaire filan. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. Bizim 20 yaşında, 21 yaşındaki gençlerimiz daha yeni yolunu bulamıyor. Ama niye? Biz bu hale getirdik maalesef. İnternet araya girdi, telefon araya girdi vesaire vesaire. Velhasıl gençleri kazanmamız lazım. Yaşlı abilerimize de her zaman şunu istirham edelim. Abi gelin burası yiyecek gençlik ama 7'den 70'e biz hizmet veriyoruz burada. Siz de gelin abi, gençlerin sırtlarını sıvazlayın. Yani bir derdin var mı kardeşim diye bir abilik yapın, bir amcalık yapın, bir büyüklük yapın. Sizi sevsinler, sizin sayenizde bir adam kazanın ya. Yani sizin sayenizde hidayeti bulan, gerçekten İslam davasına ısınmış bir genciniz olsun arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Evet, devam edelim. Biraz fazla uzatıyorum ama hızlı hızlı geçelim o zaman. Yaz Kur'an kursu eğitimi, bunu her yazın yapıyoruz elhamdülillah. Bu yaz 30 civarı oldu. Bir önceki yaz 40 civarı oldu. İnşallah önümüzdeki yaz buralar sığmayacak diye tahmin ediyoruz. Burada da yaz Kur'an kursu semineri. Bu normalde Eskişehir'de yapılmayan bir durumdu. Müftü hocamızda da bu usta herhalde talimat vermiş. Biz yaptıktan sonra camilerde işte talebelere Kur'an-ı Kerim'e geçme belgeleri verin. İşte birileri çağırın. İşte kim ne öğrendiyse mesela biri çıkıyor Kur'an-ı Kerim okuyor. Diğeri çıkıyor işte ilmihalden bir şeyler anlatıyor. Siyer'den soru cevap yapıyorlar. Böyle veliler izliyor. Yani biz 1,5 aylık yaz Kur'an kursu müddeti içerisinde ne yaptık? Kazanımımız neler? Bununla alakalı seminer düzenliyoruz. Herkes sosyal medyada da yayınlıyoruz. Veliler geliyorlar, görüyorlar. Velhasıl çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'e geçiriyoruz. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Her yaz çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'e geçiriyoruz ama emeklerdir. Okullar bir başlıyor. Çocuklar Kur'an-ı Kerim yüzüne bakmıyorlar. Bir dahaki yaz Kur'an-ı Kerim'e geçtiler ya, bütün hepsini unutuyorlar dön başa. Düşün yani her yaz dön başa. Çocuk artık bıkıyor, dinden imandan soğuyor, Kur'an-ı Kerim'den soğuyor. Onun için yani dönem içerisinde de okula gittikleri gibi bir saat gelsinler, yarım saat gelsinler, her gün Kur'an-ı Kerim'i açsınlar, okusunlar. Siz de bu usta teşvik edin. Eğer ki bizi yönlendirirseniz bizim de burada derslerimiz devam ediyor kıymetli abilerim, okul öğrencilerin özellikle. Bu usta birilere biraz daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Evet, iftar buluşmaları Ramazan-ı Şerif'te olmazsa olmazımız. Her Ramazan-ı Şerif'te en az 3 tane iftar buluşmaları düzenliyoruz. Elhamdülillah bu da bereket oluyor, birlik beraberlik oluyor. Malum Ramazan-ı Şerif geldiği zaman sohbetler yapamıyoruz arkadaşlar. İftar vaktine denk geldiği için işte teravih vesaire. Böyle iftar buluşmalarında bir araya gelerek elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'te ihya etmiş oluyoruz. Yani şimdi emri bil maruf ve nehyani münker esnaf ziyaretleri dedik burada. Elhamdülillah kıymetli abilerim, hicret gençlik olarak bünyemizde iki tane emri bil maruf hocamız var. Emri bil maruf vazifeli hocamız var. Eskişehir'in köylerinden, ilçelerinden tutun, bütün merkezdeki efendim sokak, mahalle her tarafı geziyorlar. İki tane vazifeli hocamız var şu anda. Geliyorlar burada istişareleri yapıyorlar, gereken ilmi birikimlerini tekrar edip çıkıyorlar din-i mübin İslam'ı cadde cadde sokak sokak efendim anlatmaya. Bir misali vereceğim Mustafa abi eğer alınmazsa.
Geçen sene yılbaşında Mustafa abiyle beraber yılbaşıyla alakalı kutlamayın işte bu kafirlere meyletmektir diye bir emrin muhafı çıkan dedik. Gönüllü 20 kadar bir genç arkadaşımızla beraber Eskişehir'in merkezi caddelerini taradık arkadaşlar. Mustafa abi de ben yanıma aldım. Döndüğümüzde Mustafa abi dedi ki hocam dedi dişlerim ağrıyor dedi ya. Dişlerim ağrıyor dedi yani. Siz nasıl sabrediyorsunuz dedi ya. Girdiğimiz yerden kovuluyoruz. O hakaret ediyor. Sizin de işiniz olmaz. Çık dışarı diyor. Bilmem, bağırıyor, çağırıyor, sövüyor. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Daha nasıl devam ediyorsunuz dedi ya bu kadar emir maruf esnaf ziyaretlerine. Onun için yılmak usanmak yok kıymetli Müslümanlar. Din-i mübini İslam'ın devam bekası emir-i bil maruf'un devam ve bekasına bağlıdır. Emir-i bil maruf farz-ı kifayedir, farzdır. Bütün hepinize farzdır arkadaşlar. Bu iki tane hocamız şu anda sizin üzerinizdeki farziyet yükümlülüğünüzü, vebalinizi üzerinizden alıyor. Bilginiz olsun kıymetli arkadaşlar. Onun için hocamızı burada tebrik ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin. Sabit kadem eylesin inşallah. Buyurun. Çarşamba ev buluşmaları başlattık. Bunu bu seneki bir projeydi. Malum burada biraz resmi durumlar oluyor filan böyle yani gençlerle tam şey yapamıyorsun. Gençler biraz daha sıcak ortam oluyor. Burada herhalde Mustafa abimizi de bildi. Allah razı olsun. Her hafta böyle farklı kardeşimizin evinde bir araya geliyoruz. İşte dava adamlığı nedir? Kur'an-ı Kerim'den işte ayet hadislerle çay, kahve, efendim bahane, muhabbet şahane, efendim birlik beraberliği şahane diye böyle bir ev buluşmaları. Resulullah sahasen metodu bu şekildeydi. Yani evlerde başladı. Daha sonra Darul Erkam'da medreselerde devam etti bu. Onun için elhamdülillah Efendi Hazretlerimiz Kusesiru da bu davayı Bilal Hocam evimizden çok iyi bilir. Bu davayı bu şekilde kazandı. Davaya insanları bu şekilde kazandı. Evet. Evet, hocalarımızı ağırlayarak Eskişehir'imize değerler kattık. Değer kattık. Şimdi Erdem Özveren kardeşi bilenler bilir. Kendisi sosyal medyada fenomen olan, binlerce, milyonlarca takipçisi olan, hatta şu anda boykot dedektifi sayfasının sahibi, çok büyük çığırlar açan, gençlerin rol model olarak benimsediği bir kardeşimiz. Yani hakikaten çok ciddi bu projeleri var. Kendisiyle de sıkı temas halindeyiz. O kardeşimiz geldi burada, elhamdülillah gençlerle buluştu. Ömer Faruk Korkmaz hocamız tamamen gençlerin ateist, deistik noktasında çalışmaları var müthiş bir şekilde. İbrahim Gürbüz Hoca Efendi, Abdülkalim Usta Osmanoğlu Hoca Efendi, Hüseyin Köşat Ağızkalı Hoca Efendi zaten Eskişehir temsilci hocamız başımızda. Osman Yıldırım Hoca Efendi, Bilal Güzel hocamız. Doktor şu anda zaten karşınızda duruyor Bilal hocamız. Doktor İhsan Şen Hoca Efendi, Cafer Bey Yıldırım Hoca. Bu hocalarımızı ağırladık. Yani bunlar Eskişehir için bir kıymettir arkadaşlar. Elhamdülillah bunları yapabildik. Bunlar çok zordur. Yani bir hocayı getirip burada işte konuşturdun, ettin falan öyle gözükebilirsin işte ama arka perdesinde ne uykusuzluklar, ne gitgeller, ne şehir dışına çıkmalar, ne problemler yani organizasyon yapanlar bilir az buçuk. Elhamdülillah Eskişehir'imize bu değerleri kazandırdık. Hala da kazandırmaya devam edeceğiz. Osman Gazi Üniversitesi'nde bir sempozyum hedefliyoruz. İnanç problemleriyle alakalı. İnşallah Ebubekir Sivil hocalarımızın da katılacağı bir program olacak nasip olursa. Bu programlar devam edecek. Yani bir kardeşimiz Bedri Kencer hocamız Twitter'da bu fotoğrafı olduğu gibi paylaştı. Şunu yazmış. Eskişehir'in gençleri bu hocaları tanımadığı için çok nasipsiz diye. Eskişehir'in bu gibi değerli hocalara çok ihtiyacı var diye bir yorum yapmış. Çok takdir ettim yani. Onu da siyaret etmiş oldum. Bedri Hoca'ya da getirebiliriz istiyorsan. Kim hocam? Bedri Hoca'ya da getirebiliriz istiyorsan. Olur hocam. Siz yakından görüşürsünüz herhalde. Olur inşallah hocam. Özellikle sempozyuma inşallah biz düşünmemiştik. Çok iyi olurdu. Evet, onlarca gencin hidayetine vesile olarak namaza başlattık. Yani burada bunun haddi hesabı yok. Çok namaza başlayanlar oldu. Hocam kaç kişiye başlattınız? Ben şimdi sayamam onu. Yani bir hafta oluyor mesela, inanın 5 kişiyi bir hafta içerisinde başlattığımız da oluyor. Yani namaza geldi, bu tövbe ediyor. Hadi bismillah namaza başlıyoruz. Abdest öğreniyor, ilmihal öğreniyor, namaza başlıyor elhamdülillah. Yani bu sayısızca oldu. Hepsi sizin sayenizde oldu ama. İnşallah bundan sonra da katlanarak devam edecek. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Mahreç ve Tecvid derslerimiz elhamdülillah var, devam ediyor. Şuur dersleri, nice insanlar dava şuurunu kazandı. Yani burada mesela Yaşar abi var. En eski herhalde Hicret Gençliği'nin kazanımlarından biri abimiz. Ya şu anda tarikat dersi var, zikiri var, yani sakalı bıraktı, sünnet-i seniyye, efendim ehl-i sünnet ve cemaatin ne olduğunu, gerçek Müslümanın ne olduğunu, dava şuurun ne olduğunu, nice abilerimiz, gençlerimiz burada öğrendiler. Yani hocam da bahsetti yani mesela Mustafa Ege Bahadır diye bir kardeşimiz, o sadece bir tane misal değerli abilerim. Onlarca, yüzlerce misali var ama vaktimiz kısıtlı.
Evet, sabah namazı buluşmaları. İnşallah bunu farklı yaptık. Farklı şekilde inşallah devam ettireceğiz. Yani böyle biraz daha kura çekilişi halinde farklı hediyeler, biraz yüksek farklı hediyeler halinde sabah namazları buluşmaları biraz daha cazip hale getirmeyi hedefliyoruz inşallah. Evet, üniversite caddesinde kutlu yürüyüş. Şu yani minikleri, şu gülleri görüp de insanın acımaması hakikaten elde değil. Yani şurada şu yürüyüş hakikaten çok ses getirdi. Zaten buradaki birçok abiler de, sosyal medyadan bize ulaşan insanlar da, hocam siz resmen meydan okuyorsunuz misyonerlik çalışmalarına. Cumaları, beyazları giydiriyoruz gördüğünüz gibi, ikişer sıra halinde. Her cuma farklı bir şeye gidiyoruz. Camiye gidiyoruz cumaya. Herkes bakıyor böyle. Arabasından korna çalan var, sevgi gösterisi yapan var. Gerçi hakaret vesaireden daha şimdiye kadar herhalde cesaretinden olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ama herkesin söylediği tek bir şey var. Gerçekten çok büyük cesaret. Bu resmen küffara karşı Eskişehir'in merkezinde Barlar Sokağı haline getirmek istedikleri şu caddede resmen efendim solcu zihniyetine darbe vuran İslam'ın kalesinin gülleri bunlar. O kutlu yürüyüş işte elhamdülillah. Rabbim nazardan muhafaza eylesin. Evet, halı saha maçları. Şimdi kimi abilerimiz diyorlar ki ya hocam gençleri sadece sohbetle kazanamazsınız işte. Yani halı saha maçları yapıyor musun sen bana onu söyle diye. Yani gençler dediğim gibi kazanmak kolay değil. Ya hocam maç caiz mi diyenler falan da olacak şimdi. Ya abiler hakikaten gelin bir sahaya beraber çalışalım. Genç kazanmak en zorudur. Vallahi en zorudur. Paranız olması lazım, finansmanınız olması lazım, sponsorlarınız olması lazım. Yani aksiyonunuz olması lazım. Bazı şeylerden fedakarlık yapmadan olmuyor bazı şeyler. Yani bir genci halı sahaya çağırıyorsun, orada bir gönlünü fethediyorsun. Ondan sonra o genç başlıyor namaza, hidayete ne vesile oluyorsun. Bu böyle devam ediyor elhamdülillah. Evet, kahvaltı buluşmaları burada tertip ettik. Dediğim gibi yarım elma, gönül elma alma hesabı. Şundan bahsedeyim ben size. Geçen bir üniversitede görevli bir abimiz de istihar yaparken şunu anlattı. Hocam dedi, öyle misyoneri çalışmaları hassafadı ki, mesela diyelim ki efendim kadınlara diyorlarmış ki, affedersiniz yani dekolteli olarak mesela gezersen, işte göğsünü biraz açarsan mesela sana burs vereceğiz. Ne kadar atıyorum? $150 mesela. Biraz daha işte dövme yaparak dövmeyi de açarsan biraz daha böyle görüyorsunuz yazın nasıl böyle yani affedersiniz çıplaklık noktasında yarışıyorlar neredeyse yani. Hayret ediyorum. Meğer bunun aslı buymuş yani. Dövme yaptırırsan $175 çıkıyor bursu. Ondan sonra haç takarsan o şekilde açık bir şekilde gezersen $200 çıkıyor. Arkadaşlar bakın yani bunlar çok can alıcı şeyler. Geçen bir hocamızı ziyaret ettik Eskişehir namında. Söylemeyeyim makamını da söylemeyeyim. Ama Eskişehir'in en önde gelenlerinden bir tane söyleyeyim. Daha yeni geldi, yeni alışıyor. Hocam dedim, ne nasıl buldunuz Eskişehir'i? Şimdiye kadar dedi, kötü herhangi bir şeyle karşılaşmadım dedi. Yani ben de dedim ki, ya hocam herhalde siz yani sahayı görmüyorsunuz. Bir gelin, üniversite caddesini görün. Anadolu Üniversitesi civarına gelin. Siz neden yoksunuz? Yani velhasıl bunları görmek lazım. Çok iyimser yaklaşmamak lazım. Bazen de videolarda bunu belirtmeye çalışıyorum. Eskişehir, işte Barlar Sokağı şöyle, işte ne bileyim üniversite caddesi şöyle, Anadolu Üniversitesi'nin efendim içerisindeki yapılanlar vesaire. Bir olaydan bahsedeyim, siz gerisini anlayın yani Anadolu Üniversitesi'nin ne durumda olduğunu. Bizatihi Anadolu Üniversitesi'nde vazife yapan güvenlik görevlisinden dinledim. Kulaklar bunu dinledi, duydu yani. Dedi ki hocam dedi, Anadolu'nun efendim bağrından kalkmış gelmiş mütedeyyin bir aile, kapalı efendim başörtülü, tesettürlü. Kendi kızları aynı şekilde o da tesettürlü. Kayıt yaptılar diyor. Numaralarını bıraktılar bize diyor. Bir şey olursa haberleşiriz diye. Kız çocuğu yani çok edepli adamla hayalıydı, tesettürlüydü. Aradan bir iki ay geçti, bir baktım tesettürü gitti. Biraz daha geçti, bir baktım koluna erkekleri almış. Her gün, her hafta farklı erkeklerle gezip dolaşıyor. Eyvah yani hem tesettür gitti, İslam gidiyor vesaire filan. Namusla gidecek diye en son arayayım dedim diyor yani vicdan yaptım aileyi. Aileyi bir aradım ne de, bir de ne duyayım diyor yani. Dediler ki bizim kızımız evet tesettürü çıkarmış olabilir, erkeklerde de geziyor olabilir ama bizim kızımızın dersleri güzel. Vay anasını dedim ya. Yani bu dini mübini İslam, bu tesettür, bu namus. Yani üniversitedeki yani
derslere feda edilecek kadar ufak mı ya? Biz niçin yaşıyoruz ya kıymetli arkadaşlar? İşte bundan haberdar değiliz arkadaşlar, kıymetli abilerim, değerli hocalarım. Bunlardan haberdar olmamız lazım. Hepimiz bundan sual edeceğiz. Ne yaptın bunlar için, ne yaptın? Ellerinden tuttun mu? Benim ilmi birikimim yok. İlmi birikimle efendim olup da mücadele edenlere ne kadar destek verdin? Ne kadar omuzladın onları? Ne kadar efendim yanlarına gidip yapılacak bir şey var mı diye, ne yapabiliriz diye bir derde girdin. Bunlar sorulacak değerli abilerim. Ben bunu anlatmak zorundayım, durumdayım. Fazla uzatmayayım, buyurun. Evet, sosyal medya aracılığıyla milyonlara ulaştık. Bu abartı değil. Elhamdülillah şu anda her sosyal medya platformunda varız. Milyonlarca izlenen videolarımız oldu. Bunu açık ben söylüyorum elhamdülillah. Milyonlarca izlenen videolarımız oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? İslam'ı milyonlarca insanlara ulaştırmak demektir. 5 sene boyunca hicret gençlik belki burada kaç milyon insana ulaştı bilmiyoruz ama sosyal medya aracılığıyla milyonlarca izlendik. Sosyal medyanın acayip derecede bir gücü vardır. Şu anda en büyük silah sosyal medyadır kıymetli abilerim, değerli kardeşlerim. Ve belki nice insanlar sosyal medya aracılığıyla hidayete ediyorlar. Doğruyu buluyorlar, namaza başlıyorlar. Geçen Rusya'dan izlediğini yazanlar oldu. Efendim Almanya'dan izleyenler var. Azerbaycan'dan izleyenler var. Hocam bu sohbetleri izleyince diyorlar, dünyadan buz gibi soğuyoruz. Dünyanın ne kadar gereksiz bir hayat olduğunu iyi anlıyoruz. Ahiretin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ya bakın bunu bize adam Rusya'dan yazıyor arkadaşlar. Milyonlarca insanlara ulaşıyoruz. Daha da ulaşacağız. Milyarlara ulaşacağız inşallah. Hedeflerimiz küçük değil, büyük. Ama inşallah burada bir sabit kadem olmamız lazım. Evet. 6 Şubat depreminde milletimizin yarasına merhem olduk. Elhamdülillah. Gittik oradaydık. Bizatihi yaşadık. Rabbim tekrardan memleketimizi yaşatmasın. Havuz etkinlikleri, yaz Kur'an kursu talebelerimize yapıyoruz. Bir nebze olsun böyle renkli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani camilerde vesaire yapılıyor yaz Kur'an kursu ama şimdi şöyle söyleyeyim. Kesinlikle hocalarımı rencide etmek gayesi değil maksadım. Hal Camii'nde gidiyoruz. Hocamız bize diyor ki, hocam benim bir tane talebem vardı, o da geleceğim demişti, gelmedi. Siz bu kadar 30-40 tane talebeyi bu üniversite caddesine nasıl topluyorsunuz? Arkadaki camiye gidiyoruz. Diyor ki, hocam bu kadar talebeyi siz nereden buldunuz? İşte bu gibi etkinlikler renkli hale getirmeye çalışıyoruz. Biraz da eğitim kalitesi vesaire elhamdülillah iyi oldu mu gerçekten gönderiyorlar. Elhamdülillah yani çocuklar da böyle kazanmış oluyoruz. Hanım temsilciliğimiz elhamdülillah faaliyete başladı. Orada da sohbetler, dersler, üniversiteler geliyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim, buradan da elhamdülillah medreseye giden üniversiteliler oldu. Hanım temsilciliğimizden de üniversiteli olup da hanım temsilciliğimize, sohbetlere, derslere giderek kıymetli abilerim, medreseye başlayanlar oldu bu sene elhamdülillah. Hanım sohbetleri ve günleri ne zaman oluyor? Önümüzdeki haftadan itibaren Mustafa abim başlayacak. Hanım sohbetlerimiz burada sohbetler olurken aynı anda hanımlara da orada sohbet olacak. Yani ayrıca gelebilirsiniz. Hanımınızı oraya bırakın, yakın zaten 700 metre aramızda bir mesafe var. Hanımınızı bırakacaksınız, siz de buraya geleceksiniz mesela. Hanımınız orada sohbet edecek, siz de buradan böyle beraber geri eve dönebileceksiniz. Böyle bir imkan var. Pazartesi günleri saat 2.30'da temsilci Hüseyin Ağızkal hocamızın hanımlara sohbeti oluyor. Onun dışında da gün içerisinde üniversitelere ayrı, efendim yetişkin biraz daha böyle büyük teyzelere ayrı derslerimiz oluyor orada. Şu anda saatlerini tam bilemeyeceğim ama soranlar olursa biz yardımcı oluruz inşallah usta saat üstünde. Evet, hanım temsilcimiz faaliyete başladı. Sokak röportajlarına başladık. İzleyenler görmüştür. Çok faydalı oldu. Kimisi ilgilenmiyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane sünnetini sayar mısınız dediğimizde. Kimisi ilgilenmiyorum diyor. Kimisi de gel kardeşim sayayım bir şeyler filan. Maksadımız insanları sorgulamak değil. Zaten bu konsepti bütün sosyal medya kullananlar yapıyor. Maksadımız dini mübini İslam'ı insanlara hatırlatmak. Ya gerçekten şöyle düşünüyorlar şimdi ya, ben normalde çok biliyordum, şu an heyecan yaptım diyor, siz dağıtmayın usta abi kardeşim, doğru söylüyorsun diye. Ama bu usta bir bilinç, bir farkındalık oluşturmak. Yani dini mübini İslam, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 tane sünnetini sayar mısın? Adam şöyle bir duraksıyor. Sayamayanlar var mesela. O ona büyük ihtimal büyük ders olmuştur. Ya bir öğreneyim ya, her şeyi bildik de sünnetini bilemedik falan diye. Herhalde buna da başladık, evet. Şimdi şöyle söyleyelim hemen son olarak. Gençler, üniversiteler ve tüm halkımıza ücretsiz çay, kahve, wifi hizmeti sunduğumuz kütüphanemizde ders çalışma alanı bulunmaktadır burada. Üniversite caddesinde lavabo ve mescit hizmeti sunmaktayız.
Boşlukta olan gençlerimizin hayatına değer kattık. Gerçekten çok, yani böyle burada zirve olmuş gençler gelmiyor arkadaşlar. Sorumlu gençler geliyor. Madde bağımlısı, intihara gidecek. Daha bu hafta birisi geldi. Hocam dedi, hayat artık benim için bitti, ben intihara gidiyorum. Gencecik. Böyle insanları elinden tutuyoruz. Psikoloji ister, insanda biraz şey ister. Hakikaten bunlar kolay şeyler değil. Bakınız mesela ateist, David ne abi? Biraz, evet. Ateist ve deist gençlerin imanına vesile olduk. Burada gelip kelime-i şehadet getiren Müslüman olanlar oldu. Tövbe edip namaza başlayanlar oldu. Dediğim gibi hidayete burada erenler oldu herhalde. Bunları sayamayacağım. Onlarca, yüzlerce örneği var. Onlarca genci medreseye başlattık. İntihar etmek üzere olan gençleri elinden tuttuk. Bunda çok örneği var. Elhamdülillah. İntihara gidiyor. Son şeyi ne? Buraya gelecek işte. Yani hocam ben şu anda intihara gidiyorum. Beni elinden tut diyor tabiri caizse. Biz de bir şekilde yardımcı oluyoruz. Buraya gelip de intihar edeceğim deyip de gidip intihar edeni görmedim. Elhamdülillah. Rabbim de göstermesin. Evet. Buyurun. Şimdi biraz uzadı ama bir iki daha istatistiğimiz var kıymetli abilerim. Müsaade ederseniz. Arkadaşlar bir de şey yaparsak, havalandırırsak, içerisi çok havasız olur. Pencereyi açabilir miyiz? Şimdi bakalım Türkiye'de yüzde kaç namaz kılma oranları var? Sürekli 5 vakit namaz kılan Türkiye genelinde %20, değil mi Kamil abi? %20'si namaz kılıyor. Bunu istatistikleri Kamil abi çıkartınca ben dedim ki bu iyimser bir rakam. Çünkü ben daha düşük rakamlar görmüştüm. 13'ler gibi, 10'lar gibi mesela. Bu da 2023-2024 yeni yapılan, daha taze istatistikler. Namaz kılmayan %80. Bakınız Türkiye'de insanların %80'i namaz kılmıyor. Bayramlarda kılan %40, 25 yaş altı namaz kılmayan, evet %20, değil mi? Evet. Evet, geçelim. Şimdi burada da arkadaşlar gençlerin ve insanların din, inanç hususundaki durumları değerlendirdik, istatistiklere baktık. Diyor ki burada Türkiye'nin %3'ü ateist. Türkiye'nin %3'ü ateist. %3'ü deist, %3'ü agnostik. Bunlar hepsi işte yani kafirim demenin farklı versiyonları oluyor yani. Şimdi hepsini teker teker anlatacak durumda değiliz. %20'si de genç dinsiz. Ben hiçbir dine mensup değilim diyor. Yani bu burayı bir şey yapmayalım Kamil abi, uzayacak. Yani bu ne demek biliyor musunuz kıymetli abiler? Her 5 gençten bir tanesi diyor ki ben dinsizim, ateistim, bilmem neyim. Her 5 gençten bir tanesi bunu diyor. Ve o yazıyı da hemen anlatayım. Son yıllarda bu rakamlar uçtu gitti. Normalde bu rakamlarda değildi. Ümmetin, Türkiye'nin ve gençlerin durumu bu vaziyet. Bir de bir hususu daha söyleyeceğim sizlere. Eskişehir'de 3 tane üniversite var. Örgün eğitim olarak 80-90 bin tane genç var. Efendim Anadolu Üniversitesi açık öğretim olarak 1 milyonu aşkın veyahut da o civarlarda öğrenci var, kayıtlı. Yani Türkiye'nin her bir tarafından açık öğretim olarak veyahut da örgün olarak gençler Eskişehir'e geliyor. Burası köprü mesafesinde. Burası pilot bölge. Dikkat ettiniz mi? Normalde üniversitelerde ayaklanma olur. Geçen bir üniversiteli abimiz bunu söyledi. Eskişehir'de hocam niye olmuyor dedi, siz merak ettiniz mi dedi. Yani neden çok böyle büyük ayaklanmalar vesaire olmuyor, yürüyüşler, efendim eylemler yapılmıyor. Şunu söyledi, çünkü hocam dedi, burası pilot bölge. LGBT'nin ilk kurulduğu, Masonluğu localısının ilk kurulduğu ve misyonerlik çalışmalarının, bakınız 27 tane kayıtlı kiliseden bahsediyoruz. 27 tane kayıtlı, 79 tane de gayri resmi olarak misyonerlik faaliyetleri yürüten kiliselerden bahsediyoruz. Neden yapılmıyor? Çünkü bu öğrenciler kimliklerini açığa vermesinler, tutuklanmasınlar, resmi olarak herhangi bir sıkıntıya girmesinler diye. Anadolu'nun bütün Türkiye'den gençler geliyor burada. Az önce anlatmış olduğum burslar adı altında gençleri zehirliyorlar, kazanıyorlar, eğitiyorlar, bütün her tarafa yerleştiriyorlar arkadaşlar. Bu muazzam korkutucu bir durum. Evet. Şimdi arkadaşlar, gelelim asıl buradaki anlatmak istediğimiz konumuza. Şimdi az önce de izlemiş olduğunuz videoda gördüğünüz üzere kıymetli abilerim, burada
duruş, çok ciddi bir duruş ve çok ağır sorumluluğu olan bir duruş. Şöyle söyleyelim, bakınız işte talebelerimize özel dua diye bugün daha böyle bir kampanya başlattık. İşte etrafında kiliselerin bulunduğu, ağır şartlarda ayakta durmaya çalışan İslam Kalesi Hicret Gençlik Derneğimizin yaptığı faaliyetlere ve sene boyunca okutulan Kur'an-ı Kerim, fıkıh, ilmihal ve Arapça derslerine katkıda bulunmak istemez misiniz diye. Bakınız, protestan kiliseleri çalışıyor arkadaşlar. Buradaki özellikle İslami çalışmaların arttığını gördükten sonra o misyonerlik çalışmaların da bir hayli ciddiyete bindiğini göreceksiniz. Yani gözlemleyenler bunu görecektir. Artık broşür dağıtıyorlar her tarafta. Efendim protestan kiliseleri havale çalışıyorlar. Kapı kapı, efendim cadde cadde, sokak sokak davetiye, misyonerlik çalışmaları, kilise faaliyetleri yürütüyorlar arkadaşlar. Bizim kapımıza da bu davetiyi koyuyorlar. Cesaret edebiliyorlar buna. Ama biz Müslümanlar bu hususta, şurada bir heyler kitapları var. Allah razı olsun Metin abimizden. Çok bu hususta çığır açtılar yani. Ahmet Çelik abimiz, Bilal hocamız. Allah razı olsun hepsinden. Yani şu civarda yani Heyben Kitap Kafede orada hanımlara efendim gündüz faaliyet veriyor. Akşamları da efendim gençlere, erkeklere faaliyet veriyor. Erkeklere sırf çalışan şu cadde üzerinde sadece Hicret Gençlik var. Yani videoda da ifade ettiğim üzere 30 küsur kiliseye sahip çıktılar da misyonerler. Müslümanlar bir İslam Kalesi'ne sahip çıkamayacak mı ya? Biz bu kadar mı düştük? Şartlar hangi ağır durumda olursa olsun, İstanbul'da bir abimizle görüştüm maddi durumlarımızla alakalı, bana şunu söyledi. Hocam dedi, yani dükkan sahibi sizi oradan çıkartıyor ama dedi belki, bilemiyorum dedi, yani belki dedi misyonerlerin baskısı altında kalıyor dedi yani. Sizin vereceğiniz rakamların 2 katı, 3 katı, 5 katı belki teklifler geliyor. Bu adamları ne yapın dedin, o sokaktan sürün. Efendim bunlara yer açtırmayın, göz açtırmayın diye belki bunları da arka planda dönüyor olabilir dedi. Hakikaten de şöyle bir düşündüğümde mantıklı geldi yani. Bizi burada efendim kıymetli abim istemiyorlar. Burada duruş, şurada yani sarıkla, cübbeyle özellikle durmak hakikaten cesaret eder. Ama şöyle bir güzel iyimser de yapayım. 5 senenin sonunda hiç tanımadığımız gençler sokakta yürürken her zaman denk geliyor. Dikkat ediyorum, selam veriyorlar. Tanıyorlar. Bizim İslam davası uğrunda nasıl bir mücadele içerisinde olduğumuzu biliyorlar. 5 sene buraya bir yatırım yapılmış, Hicret Gençlik sadece Bağlar civarında, Eskişehir civarında değil, elhamdülillah Türkiye nezdinde, efendim dünyanın farklı ülkelerinde de olmak üzere elhamdülillah bir bilinirlik, bir tanınmışlık yakaladı. Elhamdülillah. Buyur Şamil abi. Yani böyle bir şey yaptık. Bizim 6 aylık işte şeyimiz, kiramız şu kadar, bunu hisselere bölelim, herkes bu usta bir hisse sahibi olsun diye. Toplam 360 tane dedi mi canım? Evet. 360 tane hisseye böldük. Ne yapalım kıymetli abilerim? Vallahi bu para işleri bizim işimiz değildir. Ben her zaman söylüyorum. Keşke bir yani abimiz çıksa dese de, yani hocam sizin ne şeyiniz var, ne maddi gideriniz var? Şu kalemle, şu kalemle. Tamam hocam, siz işinize bakın ya, siz ne yapacaksınız parayı kuluya? Yani paraya zerre kadar elimi sürmek istemiyorum. Vallahi de billahi çok büyük sorumluluğu var. Ama bu maddiyatı çözmeden de kıymetli abilerim maneviyata yönelemiyoruz. Yani asıl tebliğ, maruf, sosyal medya, dersler, sohbetler, şuurlar, efendim faaliyetler, bunlara yönelemiyoruz, bunlara kafa yormaktan. Çünkü yani aracın yakıtı yok, nasıl gidecek yani? Az önce söyledim ya, marş basmıyor tabiri caizse. Yani bu vaziyetteyken maalesef bunlarla da uğraşmadan edemiyoruz. Onun için hepinizden bu hususta özür diliyorum. Yani bu rakamları burada açıklamak zorunda olduğumdan, bunları size ifade etmek zorunda olduğumdan hepsinden özür diliyorum. Ama bu bende vebadır. Az önce videoda da geçtiği üzere. Bu bende vebadır. Eğer ben bunları sizlere anlatmazsam, bunları size söylemezsem belki aranızda diyenler olacak yarın ahirette. Ya hocam madem sizin böyle sıkıntınız vardı, neden bize söylemediniz diyenler olacak belki. Evet söylüyorum, vebali salıyorum üzerinize. Bitti hocam. Evet. Şimdi kalem kalem arkadaşlar, yani Hicret Gençliği'nin mali sorumluluğu nedir? Giderlerimiz nelerdir, gelirlerimiz nelerdir? Bunları yazdılar. Ben teker teker size şöyle anlatayım. Evet. Şimdi kiramız normalde 60.000 TL yazıldı oraya ama şu anda 30.000 TL bize maliyeti kiramızın.
Ama lakin niye 60 bin TL yazıldı oraya? Çünkü şu anda biz buradan çıkacak olursak, başka bir yere gidecek olursak, o da yer bulabilir miyiz bilemiyoruz. Şu anda dediğim gibi Şubat'a kadar bir sözleşmemiz var. Bu sözleşme neticesinde bizim buradan çıkmamız isteniyor. 5 senelik sözleşme bitmiş. Yeni bir yere gidecek olursak en düşük fiyatlardan biz aldık, 60 bin TL. Şu arkadaki efendim Eti Caddesi'nin şu Espark'ın devamındaki şu alkollü olan caddeye bir yere soru soralım dedik. 200 bin TL diyor arkadaşlar. Yani kira bedeli olarak. Biz burada iyimser yaklaşıyoruz. Yani akla hayale gelmeyecek derecede çok yüksek fiyatlar. Yani maalesef durumlar bu şekilde. Şimdi onun için kira bedelimiz 3 ay sonra değişeceğinden dolayı 60 bin TL olarak yazdık, bilginiz olsun. Onun o şekilde açıklamasını yapmış olayım. Emri bil maruf hocalarımızın, iki tane hocamızı istihdam ediyoruz. Toplamda 50 bin TL burada giderimiz var. Emri bil maruf hocalarımız burada tebliğ yapıyorlar. İslam'ın devamını ve kalsını sağlıyorlar. İnsanlara efendim ait hadis okuyorlar. Hidayetlerine vesile oluyorlar. İnanılmaz derecede. Yani Eskişehir'in, düşünün yani. Emri bil maruf farziyetini, farzi kifayesini vebalin üzerinden alıyorlar. İki kişi yani. Köy köy her cuma ilçelere gidiyorlar, köylere gidiyorlar, geziyorlar. Gençlere, esnaflara, dediğim gibi Mustafa abi dişlerini sıkıyor, belki dişleri ağrıyor. Bu hocalarımız her gün bu işi yapıyorlar. Hem yılmadan usanmadan. Yani Eskişehir zor memleket gerçekten. Girdiğiniz yerden küfürle çıkabiliyorsunuz, kovulabiliyorsunuz, hakaret yiyebiliyorsunuz. Adamın morali bir bozuluyor ama bozulmadan aynı enerjiyle, aynı moral ve motivasyonla devam etmek zorunda. Yani bu müthiş derecede zor bir vazifedir. Peygamber vazifesidir arkadaşlar bu. Şu anda hocalarımızın, iki hocamızın böyle bir şeyi var. 50 bin TL bir masrafı var. Personel maaşı, burada bir personel kardeşimiz, o da yetişemiyor. Hem sosyal medyaya bakıyor, hem burada çaya kahveye bakıyor, gelenlere gidenlere bakıyor filan. İnanır mısınız? Yani 17 bin TL gibi komik bir rakam. Yani burada 10 saat boyunca, hafta sonları bir gün izinle burada istihdam etmeye çalışıyoruz. Dava şuuru bilinciyle. Ama maalesef çoğu insanlar şunu diyorlar. Hocam niye sizin orada personel değişik duruyor? Çünkü küçük maliyetlerle çok büyük işler yapmaya çalışıyor. Normalde başka kurumlara bakın mesela. Sosyal medyaya adam 2-3 tane kişiyi istihdam etmiş. Çok profesyonel efendim şeyler çıksın diye. Çünkü silah güzel kullanman lazım, güzel sunum yapman lazım. Ama biz burada yani amatörce mi diyeyim artık, yani hem çaya bakıyor, hem kahveye bakıyor, hem sosyal medyaya, hem çekime, hem edite böyle yani gerçekten çok zorlanıyoruz bu işte. Elektrik, su, ısınma, internet bedeli olarak 6 bin TL. İkramlar aylık olarak 10 bin TL bize maliyeti var. İşte çiğ köftedir, burada gördüğünüz, görmediğiniz yani çaylar vesaire her şey aylık olarak hava taslak böyle bir rakam çıkardık. Buradaki hocaların, personelin aylık yemek ikramı 10 bin TL dedik. Damacana su aylık olarak burada bütün çaylar vesaire filan hepsi damacana suyundan yapıldığından dolayı 2 bin TL. Tebliğ yakıt, hocalarımız da geziyorlar Eskişehir'in her tarafına gidiyorlar. 5 bin TL bir masraf oluyor. Şöyle bir baktığımızda kıymetli abilerim, gider olarak, aylık olarak 160 bin TL bir giderimiz var. Efendim, gelir olarak sabit, aylık olarak gelire baktığımız zaman 60 bin TL. Fark 100 bin TL bir açığımız var. Yani işte bu tekerlek maalesef dönmekte zorlanıyor. Maaş basmıyor tabiri caizse. Bu maddi durumları çözmeden de burada Hicret Gençliği'nin devam etmesi vesaireden çok zor, imkana bakıyor çünkü bunların hepsi. Mesela işte böyle değişik kampanyalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yok. Yani çok kişi hocam yanındayım der, çok kişi hocam Allah yardımcı olsun der. Gerçekten yardım edenler çok azdır. Onun için böyle bir derdimiz var kıymetli abilerim. Böyle bir tasamız var. Aylık 160 bin TL giderimiz var. Bunun sadece sabit gelir olarak, o da bazı abilerimiz hocam bu ay zordayım deyip ödemeyenler de oluyor. 60 bin TL'sini karşılayabiliriz. 100 bin TL bir açığımız var. Bu hususta da inşallah sunumumuzu burada bitirmiş olalım. İnşallah meramımızı da anlatmışızdır. Bundan sonraki konsept nasıl olsun Ahmet Çelik abi? Bilal hocam nasıl yapalım? Yani ne yapalım yani? Yani şöyle, bizim muradımız bu maddi yükümlülüğümüz
şu anki rakamlardan bahsediyoruz. Bir an önce çözülse de yani artık biz de işimize baksak. Yani hakikaten işimize bakamıyoruz. Yani ne zorluklar içerisinde, ne çileler içerisinde, imkansızlıklar içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Bilemiyorum bundan sonrasını nasıl yapalım ileride. Şu an için mi soruyorsun yoksa? Yok şu anda olabilir bilmiyorum. Şu an bitirelim hocam. İklamlara mı geçelim? Nasıl yapalım? Bir yolda işte buradan bir yolda halka açık istişare demiştik. Hocam şöyle yapalım. Fikri olan kardeşlerim fikri olan varsa, hocam böyle yapalım diyenler varsa ışıkları açalım isterseniz abi. Buyursunlar inşallah. Konuşmak isteyen